Bir soru var. Azat Zülfikar. Ne diyorlar? Azerbaycan'dan. Ne buyuruyor? Azerbaycan'a Türkler ilk defa ne zaman geldi diyorlar. Türkler. Evet. Oradaydılar. Yok orada değil. Orada diyenler var. Orada diye bir etnojenez çıkaranlar var. Ama çok pozitivist, çok vesikaya müstenit bir tarihçilik itibarıyla Selçuki Anadolu'sundan ancak ve ancak biliyorsunuz 1055 Dandenekan zaferidir. Horasan zaten onların elindedir ama Azerbaycan'a doğru yayılış bundan sonraki tarihtedir. Ama yoğun ve kesiftir. 1040'tan sonra işte. Yani 1050'den sonra hatta. Fakat tabii yoğun olarak oraya yığılmışız. Çünkü 1071'den sonra bizim bugünkü Türkiye ile o kadar büyük ilgimiz olamaz. Var da yok yani. Zaten Sultan Alparslan çok akıllı bir adam yani, iyi bir kurmay. Yani gidip de adam şimdi Konya Ovası'yla falan uğraşacak değil. Onun hedefi Halep, Şam, Mısır falan, o zaman zenginliği orada. O bakımdan bunlar çok yakın tarihler ve tevsik edilmiş tarihler. Bundan evvelki Türk akınları için çok zor filolojik şeyler yapılıyor. Yani bilmem nereye kadar götürenler de var ama işte şu veya bu kabile, şu veya bu aşiretin bir şekilde oralara sızdığı, işte Kıpçakların geldiği, Oğuzlardan evvel falan, bunları hep söylüyorlar. Bizim mevzumuz değil. Azerbaycan'daki meslektaşlar çok şeyler yazıyorlar zaten. Bunların bir kısmını artık bir şekilde Türkiye'de takdim etmemiz lazım. İşte bak gene aynı probleme geldik. Azerbaycan Türkçesi de bir nevi Osmanlıcadır. Farsçası falan Farsça çok zengindir içinde. Evet. Evet. Onu oturup çevirmek, yani Kiril harflerini translitere etmek veya hadi bugünkü harflerinin düzenini de değiştirip bizimkiyle basabiliriz ama o tip lügate alışkınlık olması lazım. Bunun da ben birkaç yüz kelimeden fazla olduğunu hiç zannetmiyorum. Belki o kadar bile değil, değil mi? Sen şimdi evet, bir Azeri metni okumaya kalksan, basılan bugün Azerbaycanlı metni, özür dilerim, birkaç bin. Bu yanlış kullanım hepimizin diline oturdu, bu Azeri lafı. O kadar evet, yanlış değil, o kadar yanlış. Yani Azerbaycanlı metni bugün oturup translitere etsek, yani başka bir şey değil, translitere edeceksin. Bilmiyorum yani kaç yüz kelime çok bile farklı olarak. Ben bunu ilk defa çok gençken Sabir'in Hophopnâmesini okudum. Şimdi aklıma geldi o. Ben o zaman kaç yaşındaydım biliyor musun? Size söyleyebilirim. 17,5'tu yani, yazın ortasında. Evet. Bana verdikleri Hophopnâme sonradan basıldı. Aynı resimlerle, Türk harfleriyle ama çok sonradan. Orada mı? O Kiril'di. Kiril'di. Ha, Kiril'di. Ha. Ben onu okuyabiliyordum. Okumaya başladım ve onu tabii zevkle okuyorsun. Hatta İlk okuduğum parça da içinde Urefa Marşı, Arifler Marşı. Millet necet haracı olur olsun. O daha evveli. Millet necet haracı olur olsun. Ne işin var? Hiç ne işin var. Fakat en güzeli o Urefa Marşı'nda şeydir. İnteligenti gezerki naz ile, haftada bir işveyi demsaz ile, hemdem olup işleri samanlarız. Oy barakallah ne güzel canlarız. Ondan sonra bütün ama kritik gidiyor. Çok serseri herif ya, neler yazmış ya. Neler yazıyor. Neyleyrik, hoşlamırık, istemirik, şive-i neşve, nisve-i müslüman, nisven-i müselmanları, annaları, evet, sonyaları, evet, yanları falan diye Vezni de gidiyor. Gidiyordu onun için. Sonra ha, evet. Vezni gidiyor, doğru, burada ezberi şaşırdım. Evet. Annaları, Hophopnâme'yi diyordum. Onu evet, haftada bir işi. Ha? Hophopnâme, evet, ama o devam ediyor bir sürü yerde. İslam gazeti verse de ahlaziya, almam ona elime, asla elime falan yani, gibi bir şey, böyle bir devam eder gider. Şimdi bak sen şeyi söylüyorsun da hocam, bir seyircimiz diyorlar ki Hamza Bey yazmış. Bazı din alimleri Karahisarı besmelesini zor okunduğundan ve Leyle'ye benzediğinden Hayda. Uygun bulmamışlar. Hocalarımızın görüşlerini ele aldık. Leyla'ya benzeyen başka. Hamza Bey, ben sana söyleyeyim mi? Bu Karahisarı o besmeleyi yazdığı vakit. Yazdığı için sevaba girmiştir. Öyle demeyeceğim. Ebussuud diye bir adam duydunuz mu siz? Ebussuud'tu Şeyhülislam'ı. Bu herifler mi biliyor? Yani Ebussuud bilmiyor, bu herifler biliyor. Arapça tefsiri yazıyor. Ve Ebussuud da hiç öyle o kadar çok açık değildir bazı konularda. Evet yani çok ya bırakın ya bu heriflerin şeyini. Leyla'ya benziyormuş, zor okunuyormuş, caiz değil. Leyla'ya benzeyen bir besmele var. Var leylekte. Leylek dedi. Leylekte çok mukaddes bir şey. Evet, ondan tabii. Leylek için şeye gider diye. Öbür tarafa uçar diye. Ya biliyorsun Akif'e neler diyorlar artık yani. Akife kafiye diyen dililer evet, çatlatıyor. Ya anlamıyorlar. Mesela diyor ki Bedir'in aslanları ancak bu kadar evet. Şanlıydı. Oy falan. Evet yani o çünkü İslam dünyası çıkıyor ve batacaktı neredeyse orada gidenler. Hiç böyle şeyleri anlayacak ama o zaman da bir tartışma çıkmış biliyor musun? Hı? Yayınladığı zaman da bir tartışma olmuş. Ama aynı günlerde de Süleyman Nazif ne dedi? Allah'ın şairleri de vardır dedi. Evet. Yani onda yani işte bazı böyle. Ya. Eski hocalardan, üstadlardan bazıları yani bazıları değil çoğu Süleyman Nazif'i sevmezdi. Ha. Ama Süleyman Nazif'in o kara bir günü şeyi falan. Hiç. Yok efendim diğer adam boş yani. Versene sen ve Osmanlı bir adam yani. Şey de güzeldir. Kimsesiz kapkara ve de sensiz geceler ne kadar gözyaşı döktüm bunu yıldızlara sor. Malta geceli adam Malta sürgünü. Doğru. Şeyden. Şeyi soruyorlar ama... Ondan Malta'da başka esprileri de vardır ama şimdi burada söylenmez. Tarihe geçecek şeyler. Geçmiştir. Dostlar yahu karışma ya. Boş durma yahu Allah Allah. Bir yerde dur. Niye? Tarih sansür mü söyleyecek? Pat diye o kişiler, söyle. O espriyle sen onu daha önce televizyonda söyledin o espriyi. Bizim arkadaşlarımız uzatma. Bizim arkadaşlarımız, dostlarımız bunlar siyasi şeyler. Allah Allah. Şimdi efendim reklam